konuşmak için geldim Onur Bey. Dinlemeye hazırım Şehzat Hanım. Bazı insanlar karanlık bir kaderle doğar. Ben de onlardan biriyim. Benim hayatımda çok karanlık geceler oldu. Şehzat, o geceyi... Onur Bey... Lütfen izin verin konuşayım. Çok sustum. Peki. Özür dilerim. Ben annemi kaybettim. Babamı kaybettim. Hayatta oğlumdan sonra en çok sevdiğim insanı. Kocamı. Karanlık ve yağmurlu bir gecede kaybettim. Ahmet'in ölüm haberini aldığında hayatta bundan daha büyük bir acı olamaz demiştim. Ama oluyormuş. Siyah geceler benim kaderimmiş meğer. Ben günlerdir düşünüyorum hangi gece daha siyahtı diye. Ahmet'in ölüm haberini aldığım gece mi? Oğlumun sabaha çıkamayacağı korkusuyla perişan olduğum geceler mi? Yoksa... Şehzat, yapma ne olur. Bana ölümden daha acı, yüzyıldan daha uzun gelen o gece mi daha siyahtı? Gecelerin birinde oğlumu kaybetseydim, hayatımın en siyah gecesi o olurdu. Ama çok şükür oğlum yaşıyor. Geriye en acı olan tek bir siyah gece kalıyor. Şehzat. Onur Bey, o gece bir hayal değildi. Biz o geceyi yaşadık. Benim bunu unutmam imkansız. Ama oğlum için unutmuş gibi yapmam lazım. Böyle bir gece hiç yaşamamış. Kendime hiç ihanet etmemişim gibi yaşamak zorundayım. İçin sizden rica ediyorum. Beni benimle bırakın. Siyah bir gecenin iki ortağı olmamış. Öyle bir şey hiç yaşamamış iki iş arkadaşı olalım. Lütfen.